Pratika TV'den hepinize selamlar. Bugün evimde bir köşede unutulmuş olan tabunun X-Touch modelini inceleyeceğim. Ve bu ürünü aranızdan bir kişiye hediye edeceğim. İlk başta kutusuna bakalım. Şimdi bu normal tabudan farklı biraz. Birincisi klasik tabu oluyor. Tabu kelimelerini kullanmadan kelimeyi karşı tarafa anlatmaya çalışıyoruz. İkincisi en az kelimeyi kullanarak şeklinde bir anlatım var. Üçüncü de çizerek anlatıyoruz. Yani bir A4 kağıdına kelimeyi çizerek anlatıyoruz. Dördüncü de tabu kuklasını kullanarak anlatıyoruz. Ürünün şurada cırt cırtlı bir bölümü var. Şöyle açalım. Burada oyunu kısaca özetliyor. Karttaki 5 tavuk kelimesini kullanmadan üstteki kelimeyi anlatmak için 1 dakikanız var. Birincisi klasik zaten herkesin bildiği. İkincisi en az kelimeyi kullanarak sadece 15 kelime kullanarak kaç soru kelimesini anlatabilirsiniz. 2 dakikanız var. En az kelimeyi kullanarak şeklinde olan bu. Çizerek çizimlerinizi binlerce kelimeye çağrıştırabilir. Ama önemli olan karttaki kelimeyi anlatabilmesi. 2 dakikanız var. Bu şekilde çizerek de karttaki kelimeyi anlatıyoruz. Tabi bunlar rengine göre kırmızı kart klasik, yeşil kart en az kelime, sarı kart çizerek, mavi de tavuk kuklasını kullanarak. Tavuk kuklasını kullanarak kelimenizi anlatmaya çalışın. Ne o ne de siz konuşabilirsiniz. 1 dakikanız var. Şöyle kutuyu açalım. Açtığımızda normalde burada bir not defteri vardı ama onun yerine ben A4 kullanıyorum genelde. Burada kartlarımız mevcut. Burada bu neymiş? Bu ikinci player için, yani ikinci oyuncu için. Bu birinci oyuncu için. Bu da 15 kelimeyi hesaplamak için. Birazdan göreceksiniz haritanın üzerinde bunları kullanacağınız yerler var. Ben size anlatacağım. Şurada şöyle gördüğünüz üzere görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle gördüğünüz üzere kum saati var. Bu 1 dakika oluyor. 2 dakikalık süreler için bir de ters çevirip tekrar koyuyorsunuz. Burada da meşhur tavuk kuklamız var. Şu şekilde. Şöyle ortadan bastığınızda ötüyor. Evet. Bunları bir kenara koyalım. Kartlarımıza bakalım isterseniz. Şu klasik bildiğiniz tabu kartları. Kırmızı olanlar. Bu sarı olanlar çizimle anlatabileceğim şeyler. Ya bunlar daha kolay oluyor genelde. Şampanya, çardak gibi kelimeler oluyor. Bu da kuklayla anlatabileceğimiz kelimeler. Gördüğünüz gibi duş almak, kickbox yapmak gibi şeyler. Yani kuklayla anlatabileceğimiz şeyler. Bu da 15 kelimeyle anlatabileceğimiz bir şey. Kasırga, diyet, karanlık oda. Bu üçünü anlatırsak diğer karta geçiyoruz. Bu şekilde kartlarımız yerleştirilmeme yerine. Şunu hemen aşağı alıyorum. Bunu çıkarıyoruz içine. Şu şekilde. Şu şekilde bir kullanma kılavuzu geliyor. Zaten üstünde yazıyor. Yani. Bunu okumamıza gerek yok. Burada ipuçları falan var genelde. Bunu aşağı alıyoruz. Evet, geldik oyunun oynanacağı yere. Şöyle kutulardan bir kurtulalım masanın üzerinden. Şöyle açalım oyun kartımızı. Evet. Başlangıç noktası burası. Şöyle koyuyorum. Işıktan parlıyor biraz ama kusura bakmayın. Daha sonra kırmızı ve mavi takım olmak üzere iki takıma ayrılıyor takım. Şu şekilde
bildiğiniz kelime kadar ilerleyerek bitiş noktasına gelmeye çalışıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burası klasik, burası çizerek, burası 15 kelime kullanarak, burası kukla kullanarak, burası bilinenlerin arasından rastgele bir kart çekerek. Yani ortada kullanılan kartları biriktiriyoruz. Arasından rastgele karşı takımdan bir kişi seçiyor ve o hangi kart çıkarsa ona göre anlatmaya çalışıyor. Üçüncü bir piyonumuz var demiştim. Şöyle mor. Bunu da şu şekilde 15 kelime anlatırken karşı takım anlatıyor diyelim. Siz kullandığı her kelime için bunu bir bir ilerletiyorsunuz. 15 kelimeye kadar anlatamazsa yapamamış sayılıyor ve sıra size geçiyor. Bu şekilde. Oyun oynanışı kısaca bu şekilde. Ben bu kanalı yeni açtım. Büyümesi için de elimden geleni yapacağım. Öncelikle bir toplayalım oyunumuzu. Şöyle. Şunu da koyduk mu tamamdır. Gördüğünüz gibi yani tabunun güzel bir oyunu. Ben çok eğlenerek oynuyordum bir zamanlar bunu. Ailenizle oynayabileceğiniz bir oyun. Tabii en az 4 kişiyle oynamanız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bu ürünü alabilmek için yapmanız gerekenler. Öyle çok bir şey istemiyorum. Sadece kanalıma abone olup kanalımda bu videoyu Facebook adresinizde bu videoyu paylaşarak YouTube'da bu videonun altına ben paylaştım yazıp profil linkinizi yorum olarak atmanız. Bu videoyu herkese açık şekilde paylaşmanız lazım. Yoksa ben sizin paylaşamadığınızı göremem. Profilinizde paylaşın. Videonun altına gelin. Facebook adresinizi yapıştırın. Bu ne zaman açıklanır? Katılım sayısı minimum 15, maksimum 30 olacak şekilde. Şansınız bayağı bir yüksek yani 15 kişiden bir kişi alacak. 15 kişi olduğunda bakacağım. Daha da katılan yoksa çekilişi yapacağım. Çekiliş videosunu da atarım kanala. Bu ürünü size yollayacağım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler tekrarlıyorum. 1- Kanala abone olmak. 2- Facebook adresinizde bu videoyu paylaşmak herkese açık bir şekilde. 3- YouTube'da bu videonun altına Facebook linkinizi yorum olarak yapıştırmak. Ondan sonra çekiliş olacak ve kazanıp kazanmadığınıza bakarsınız. Çekiliş videosunu atacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi seçin. İyi günler.